Arkadaşlar bugün rasyonel sayılara devam edeceğiz. 9A sınıfı rasyonel sayılar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam? Bugün 21 Mart arkadaşlar 2013. 21 Mart 2013. Anlaştık. Şöyle bir yaslanın arkanızda, eller açık. Ondalıklı sayılar nasıl toplanır? Mesela burada 9, bir daha 10, elde var 1, 3, virgülün altına virgül, bu şekilde düşünebiliriz, tamam? Mesela bakın, burada 174. soruya bak. 5 tam %57. Biz önceki dersimizde şunu görmüştük, hatırlıyorsunuz. Ondalıklı bir sayının sonuna veya en başına dilediğim kadar sıfır atabilirim demiştik. Hatırladınız mı? Evet. Tamam. O zaman 0, 5 daha 5. 6, 4 daha 10. Elde var 1. 12. 12 tam %5. Mesela 22 tam 10'da 4 ile onu bölecek olsak, hani bu ikisini birbirine bölecek olsak ne yapacağız? Virgül, bir tane geriye kayacak, bölmede 2 tam %24 olacak, haberin olsun. Fakat bak şimdi 6 tam %24'ü ben 1000'e böleceğim zaman üstteki soruyu çözdüğüm kolaylıkla çözemeyebilirim. O zaman hemen sen 1, 2, 3 virgül atıyorsun. Şey, 0 atıyorsun. Şimdi neden 3? 1, 2, 3 bak. 1000'de 3 0 olduğu için. O zaman virgül bölmede sola doğru kayıyor. 1, bak 1, 2, 3, 0 tam 100.000'de 624. Çok önemli değil. Zamanla öğreniriz ondan. Tamam mı? Anlaştık mı? Burada bu aşamada soracağınız bir yer var mı? Yok. Şimdi buralara bakalım. Bu örneklerde gördüğünüz gibi arkadaşlar bakınız. Bakınız buraya. Bu örnekte de görüldüğü gibi nasıl yapacağız? Bak şimdi. Kırmızıyı alalım. Birazcık büyütebilseydik. Neyse. Şimdi 5. Burada 0, 0, 0 düşün bak. 6, 4 daha 10. 1 elde. 15, 16. 1 elde. 17. Virgül. Bak. 8, 3. Tam alt alta gelmiyor şeyden dolayı. Yani bu yazılar benim şu anki elimle yazmama göre küçük ya yazılar. Büyütürüm, büyütünce de biraz şey olabilir hani. Çirkin durabilir. Şu an güzel görüyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Şimdi burada bak. Görüyor musun bak? Şimdi böyle yazmayacaksın bak. Bir daha alalım onu geriye. Bak şimdi. Burada bir sıfır var. Burada iki sıfır var bak. Dikkatli bak. O zaman ne oluyor? 2, aferin. 10, 1 elde, 14, 15, 1 elde, 13, bak şuraya 0 at, şuraya 0 at, korkma. Tamam mı? 13, 1 elde, 14, 1 elde, 4, 2. Siz bu örnekleri bir daha kontrol edelim. Doğru değil mi? Bu örnekleri çözün arkadaşlar. Hani bu örnekler çoğaltılabilir yani, tamam? Bak mesela bu 179. sorunun cevabını tak diye söyleyebilir misiniz? Aferin Abbas be. Şimdi arkadaşlar çoğu arkadaş tutuyor 4 ile 2'yi topluyor. Rasim. Hayır. Sen 3 ile 4'ü toplayacaksın. 7 tam %32 diyeceksin. Çünkü bu 4 tam sayı var. Evet. Öbür kısım ondalık kısım. Anladın mı? Bunları toplayacağım vakit 7 tam %32 olur. Sıfır tam onda 7. Bu nasıl olur? 2 tam
Böyle alt alta yazın, işlem hatası yapmayın bak. İki tam %53 bak. Alt alta virgülün altına virgül gelecek şekilde yaparsanız bence hata yapmazsınız bence. Bunları hep yapın, tamam mı? Sonra birbirinizle de karşılaştırın. Ha, çarpma işlemi nasıl olacak? Şimdi buna bakalım. Şurada bir çarpma işlemi yapalım. 2 tam 10'da 4 ile 1 tam 10'da 3'ü şöyle çarpacağız. 3 kere 4 12 elde var 1, 3 kere 2 6 bir de elde 7, 1 kere 4 4, 1 kere 2 2. Evet, normal 2 basamaklarda çarpma işlemi gibi yapıyorsun, fakat burada virgülden sonra 1, 2 basamak var. O zaman burada da virgülden sonra 2 basamak olmasını temin ediyorsun. Bu kadar. Anlaştık. Mesela bu 202. sorunun şu sağ kısmı 7 kere 2 14, bir elde 7 kere 5 35, bir de elde 36. Virgülden sonra bir basamak olduğu için buraya bir basamak attım. Bir virgül attım. Bu örnekler kolay yani. Bunları çalışın, yapın yani. Sizler 9. sınıfsınız. Şimdi neymiş? Bak. Biz ondalıklı sayılarda toplama, çıkartma, çarpma, bölmeyi geçtik arkadaşlar. Atladık orayı bölme hariç diğerlerini bitirdik, tamam mı? Şimdi bölme işlemini öğreneceğiz, tamam mı? Bu bölme işlemi sayesinde çok büyük bir yol alacağız. Şimdi sizlerden ricam şu: karalama kağıtlarınıza 111'i 11'e böler misiniz? Başlayın. Bunu bitiren 24, 12'yi 4'e bölsün bitiren. Başlayın. Şimdi bildik bölme işlemi, hani bildik bölme işlemi. Bunun adını niye bildik bölme işlemi koydum ben? Onu önce anlatayım. Herkes bildiğini sanıyor ama bilmiyor. Böyle bir şey yok. Yani bilme diye bir şey yok. Ama bildik, geçtik, gittik, hani bildik. Hani. Anlıyor musun? Bak, oysa ki bak. Bak şimdi. Burada alt bölme diye bir yapı var. Görüyor musun alt bölmeyi? Bak buraya. Alt bölme diye bir yapı var. Gördün mü? Bu şaka değil bak. Bir düşün. Şimdi. Şimdi arkadaşlar bakın lütfen buraya bakar mısınız? Ben size şunu anlatmak istiyorum. Bir bölme işleminde eğer yok diyorsan bölüme sıfır atacaksın. Eğer kalana kendimi sıfır ekliyorsak bölüme yalnız bir kez virgül atacaksın. Şimdi bak şöyle ki, şimdi başlıyorum ben. Bak. Dikkat et. You have to be careful here everybody. You don't touch your pencil. Open your hand. Bir kere 11, 11. Bir aşağı indi. Bir de 11. Bir de 11. Bir de 11. Tuttum, attım. Evet. Tutuyorum, atıyorum abi. Bak buraya. Şimdi, bak şimdi. Ben buraya bir sıfır atarsam, buraya bir sıfır atarsam uzaydan, buraya bir sıfır attım. O zaman ne yapacağım? Buraya bir virgül atacağım. Hani sıfır atarsam virgül atacağım. Doğru mu? Oluyor mu? Anlıyor musun? Bak buraya bir sıfır atarsam buraya virgül atacağım. Şimdi tekrar soruyorum. 10'da 11? Yok. Sıfır atarız. Şimdi bir daha sıfır atınca bir daha virgül atılmaz. Çünkü burada yalnız bir kez diyordu bak virgül. İki kez virgül olmuyor. %11 9 kere 9 kere 11 99. Şimdi şöyle düşün bak. Az önce 1 kalmıştı.
09 geldi. 1'de gene 09 gelecek. O yüzden 111 bölü 11 10,09,09,09,09,09,09,09 devredecek. Şimdi buraya bak o zaman sen. 24'te 4 6 kere. Bak. 1 aşağı indi. 1'de 4 yok. Ben yaptım 6 dedim ya. 2 indi. 12'de 4 3 kere. Cevap 12. Cevap 603 arkadaşlar. Aferin sana. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Şimdi örnekler çözünce daha süper olacak, tamam mı? Anlıyor musun? Örnekleri çözünce daha süper olacak. Bak şimdi şurada bir iki örnek daha çözelim. Mesela 15 0 5 sayısını 5'e bölelim. 15 ile 5 3 kere. 3 kere 5 15. 15 ile 15 çıktı 0. 0 aşağı indi, 0 ile 5 yok. 5 aşağı indi, 5 ile 5 1 kere. Cevap 301 arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer yok. Başka bir örnek yapalım. Başka bir örnek. Mesela 73 05 mesela. Bunu 5'e bölelim. Şimdi 5'e bölersiniz siz onu. Ben başka bir örnek yapmam lazım. 24 25 şimdi 6'ya bölelim. Bak şimdi 25'te 6 4 kere. 4 kere 6 24. Şimdi 5'ten 4 çıktı 1. Şimdi sen bu kalanda var mı diye soramazsın. Yukarıdan düştükçe sorabiliyorsun. Evet. 0 aşağı inince 1 kere 6 4 6 kere 7 42. Anladınız mı ne demek istediğimi? Böyle düşünün bak. O kalanda sormuyorsun. Üstteki size ait. Onu geçtim. Var aşağıda alıştırmalar var. Ha şimdi başka bir soru soruyoruz. Bura dursun biraz sonra pekiştirelim buraları. Hadi bir soru daha size. Mesela 15 15 bölü 15. Böyle hızlıca yanlış olsun. Söyleyebilecek var mı? Hızlıca söyle gitsin parmak. Söyle gitsin. Evet, insan 11 geliyor değil mi aklına? İşte 11 değil, cevap 101. Bak, anladın mı? Bugün öğren, bak Umut. Bak. Birer birer indireceksin. Birer birer indireceksin. 1'de 15 yok. 5'inde 1 kere. Anladınız mı ne demek istediğimi? Yani yavaş yavaş indirin. Orada hataya düşmeyin yani bak. İleride. Şimdi başka bir soru soruyorum. 30... Bak bura dursun var mı bu aşamada soracağım bir. Şey, 7500 7305 bölü 5. Tamam bunu da yapalım bak. Wink 5 kere 4 20. Şimdi bak şimdi. Şimdi 3 kaldı ya, 3'te var mı diye soramazsın. Sen yukarıdan indirdiğinde soracaksın. 30'da 5, 6 kere. 1461. 1453'ü çıkarsak ne kalır? 8 mi? Yani İstanbul'un fethinden 8 yıl sonraki sayıyı bulduk. Anlıyor musun? Oldu mu yani bir örnek daha çözeyim? Hadi bak bir örnek daha çözeyim size yavru Ceylan'a. Abi yes! Abi bak buraya be. Şoparlarım benim, çinkenlerim benim. Bak bak aynı buraya. Şimdi bunun cevabını yapalım. Bak şimdi. ABD abi bir keredir. Sıfır aşağı iner yuk. A aşağı iner yuk. B aşağı iner bir kere AB'dir. Buradan cevap 1001'dir B. Cingenlerim benim.
Hadi bir örnek daha. Biraz daha zorlayalım mı? Biraz daha zorlayalım. Şimdi virgül yokmuş gibi yapalım. ABD AB bir kere, bir kere AB AB. AB'den AB çıktı sıfır. Fakat virgül var. Cevap sıfır tam onda bir. Birazcık ilerlettim, tamam mı? 24, 12 bölü 4. 24'te 12. 6 kere 4. 1 aşağıda 1 de yok. 2'de 3, 12. Tamam, geçtim burayı. Abi yes. Tamam, şimdi soruyu soruyorum, bak şimdi. Şu soruyu yapmanızı istiyorum. Başka bir şeye geçtim. Şimdi farklı bir şeye geçtim. Bak anlatıyorum. 37.000'in şurada yazayım. 37.000'in 600'e bölümden kalan nedir? Bak bulunca parmak kaldır, söyleme. Kalan nedir? Hadi bakalım. Başlayın. Bak bunda virgülü istemiyorum. Mesela şöyle istiyorum, bak söyleyeyim, ipucu veriyorum. 7'nin 5'e bölümden kalan nedir? 2'dir. Soru bitti, böyle bırakacaksın. Bunun gibi bırakacaksın, bak bu kadar. Hocam şurada kalan... Tamam. Sakin olun. Cevap 400 arkadaşlar. Şimdi Umut hala inanamıyor yani. Dur bakayım. Arkadaşlar bu soru şöyle yapılacak. Kalan nedir demiştik ya. Bakın şimdi. Şöyle yapılacak. Bak. 37'de 6'yı kaç kere gibi düşün. Bak. 6 kere 6 36. 6 kere 0 0. 6 kere 0 0. 6 kere 6 36. Biliyorsunuz çarpma işlemi böyle yapılır. Yeter. Sen Tuğçe oradan kalk kızım. O sırayı çek şöyle şu tarafa. Hadi orada senin bir işin yok. Ahlakın bozulacak. Bak şimdi. 0, 0, 1, 0. Bu 0 aşağı indiğinde 1000'de 600 bir kez. Bir kere 600, 600 çıkar 400. Soru bitti, bu kadar. Aferin. Mahmut'u alkışlayın arkadaşlar. Tamam. Bak 37.000'in 360'a bölümden kalan sorulmuş burada. O da başka bir soru olmuş. O başka bir soru, başka bir soru o. Tamam diyorum, tamam, tamam. Diğer derste görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.